gittiğim her yerde insanlar piyasanın çok durgun olduğunu söylüyorlar. Yaprak kıpıldamaz. Ekonomik durum zor. Peki mücevherden çok üstün bir şey olsa iyi haber gelecek mi? Evet. Mücevherden çok üstün aşkı aramak vaaz serisinde ikinci vaaz. Devam ediyoruz. Geçen sefer maalesef çok kişinin eş ararken ön plana kendi istediklerini koyduğunu gördük. Kendi istediklerini koyuyorlar. Çoğu zaman eş arayan kişi olası bir eşin ne istediğini pek düşünmez. Bunun yanı sıra pek çok erkek eş ararken güzellik üzerine abartılı bir önem koyuyorlar üzerine. Güzelliği herkes sever, ister. Fakat kutsal kitap güzelliğin ne olduğunu? Boş olduğunu, geçici diyebiliriz, boş olduğunu söylüyor. Tevrat'ta yer alan Ruth adında bir kitapçığa baktık. Ruth bir eş aramıyordu aslında, fakat Boaz adında sorumlu, varlıklı, başarılı bir çiftçiye rastladı. Bir kadın eş arayınca nasıl bir adam istiyor? Dürüst, bazıları zengin söylüyorlar. Tabii ki olası bir eşte aradığı önemli özelliklerden biri aileyi geçindirebilecek ve bunun idaresidir. Yani para kazanabilir mi ve o parayı tutabilir mi, idare edebilir mi? Zenginliğin peşinde koşmaktan bahsetmiyorum. Tabii ki ama hangi kadın parayı idare edemeyen, iş tutamayan bir erkek istiyor? Hiçbir kadın. İsa ise fakirdi. Babası, annesi fakirdiler. Sözünü tutan, sorumlu, güvenilir ve düzenli bir şekilde işe giden bir kişinin de para durumu iyi olmayabilir. Olabilir. Ama bak, yani özü iyilik. Süleyman'ın özdeyişlerine geçtik geçen sefer 24-27. Oraya geçelim hemen. Süleyman'ın özdeyişleri 24-27. Kutsal kitap diyor ki, İlkin dışarıdaki işini bitirip tarlanı hazırla, ondan sonra evini yap. Erkekler, eş arıyorsanız ilk önce kendinizi ev kurabilen bir kişi olarak gösterin. Basit. Boaz, geçen sefer biz ondan bahsettik. Boaz, işçilerine doğru iyi şekilde davrandı. Bir adam aile reisi olmak isterse kendisinin altındaki kişilerin fiziksel, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını düşünür. Boaz, Ruth'u kendi tarlasında başak devşirdiğini görünce ona izin verdi. Boaz ruhsal bir adamdı. Musa'nın yasasına uyuyordu. Sonra işçilerine karının kim olduğunu sordu. İyi niyetli erkeklerin sakladığı hiçbir şey yoktur. Karının ailesini tanımak istiyor. Ruth'un hikayesine devam edelim. Ruth 2:4-10. Bu arada Betlehem'den gelen Boaz orakçılara "Rab sizinle olsun" diye seslendi. İyi bir
seslenme boğaz orakçıların başında duran adamına kim bu genç kadın diye sordu. Orakçıların başında duran adam şu karşılığı verdi. Naomi ile birlikte Moab topraklarından gelen Moablı genç kadın budur. Bana gelip izin ver de başak devşireyim. Orakçıların ardından girip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım dedi. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu. Çardağın altında pek az dinlendi. Pek az dinlendi. Bunun üzerine Boaz Ruth'a dinle kızım dedi. Başak devşirmek için başka tarlaya gitme. Buradan ayrılma. Burada benim hizmetçi kızlarla birlikte kal. Gözün orakçıların biçtiği tarlada olsun. Kızların ardından git. Sana ilişmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Susayınca var git. Susayınca var git. Kuyudan çektikleri suyla doldurdukları testilerden iç. Ruth eğilip yüzüstü yere kapandı. Boğaza bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun dedi. Boğaz, Ruth'un güvenliğine ve fiziksel ihtiyaçlarına bakıyor. İyi bir adam. Ruth'a kızım dedi. İlginç. Çünkü galiba Boğaz genç kadından önemli ölçüde daha yaşlıydı. Daha sonraki vaazda biz o konuya döneceğiz. Neden önemli? Ruth, Boğaz'ın davranışlarına nasıl karşılık veriyor? Nasıl karşılık veriyor? Ruth, Boğaz'a sadece beklenen saygıyla değil, son derece büyük bir takdir ile de karşılık veriyor. Takdir. Keşke takdiri öğretebilseydim. Takdir. Takdir neydi? Yani söyleyebilirim ondan ama içimizden geliyor. Biz seçiyoruz. Keşke takdir öğretebilseydim. Erkekler not alın. Saygı ve takdir bir eşte istenen özelliklerdir. İstenen özelliklerdir. Sadece dış görünüş açısından bahsetmiyorum tabii ki. Kalpten bir davranış. Ses tonuyla bazen kelimelerden çok birinin samimiyetini anlıyorsunuz. Gerçekten İyilik var mı? Gerçekten takdiri var mı? Gerçekten bir saygı var mı bu kişide? Dünyamızda çok sayıda şımarık insan var. Şımarıklık bir ekonomik statü değildir. Şımarıklık beklenti içinde olan kişinin davranışıdır. Tekrarlayayım. Şımarlık beklenti içinde olan kişinin davranışıdır. Çok görüyoruz. Fakir insanlar da şımarık olabilirler. Neden? Bekliyorlar, bekliyorlar. Şımarık insanlar kendilerine düşeni yapacağına, başkalarının kendilerine hizmet vermesini bekliyorlar. Bana ne yapacaksınız? Bana ne gelecek? Rab bana, hep bana. Düşünceler. Peki Ruth'un davranışına daha yakın bakalım. Ruth 2, 14, 17. Ruth 2, 14, 17. Yemek vakti gelince Boğaz Ruth'a buraya yaklaş. Ekmek al, pekmeze batırıp ye dedi. Ruth varıp orakçıların yanına oturdu. Boğaz ona kavrulmuş başak verdi. Ruth bir kısmını yedikten sonra doydu. Birazını artırdı. Başak devşirmek için kalkınca Boğaz adamlarına demetler arasında da başak devşirsin, ona dokunmayın dedi diye buyurdu. Hatta onun için demetlerden başak ayırıp yere bırakın da devşirsin.
sakın onu azarlamayın. Yani bir fazlası yapmasına izin veriliyordu. Fakat azarlama, yani onu utandırma bu işi yaptığı için. Böylece Ruth akşama dek tarlada başak devşirdi. Devşirdiği başakları dövünce bir efa kadar arpası oldu. Ruth başak devşirmek için erkek işçilerden önceden kalkıp işe gitti. Akşama kadar çalıştı. Akşama kadar. Çalışkan bir kadındı. Çalışkan bir kadındı. Bazı kadınlar işe el sürmez. İş çıkınca başka bir yerde bulunur. Belki boyalı tırnaklarını kırmak istemezler, bilmiyorum. Fakat kutsal kitap erdemli kadını nasıl tasvir ediyor? Başka bir bölüme geçelim. Süleyman, parmağımızı burada tutabiliriz çünkü geri geleceğiz. Süleyman'ın özdeyişleri 31. Süleyman'ın özdeyişleri 31. Bu son derece ünlü bir bölüm kutsal kitapta. Süleyman'ın özdeyişleri 31:10. Kutsal kitap ne söylüyor? Erdemli kadını kim bulabilir? Kim bulabilir? Onun değeri nedir? Mücevherden çok üstündür. Herkes para istiyor. Herkes zenginlik istiyor. Servet. Servet nerede? Erdemli bir eşte. Onun değeri mücevherden çok üstündür. Kocası ona yürekten güvenir ve kazancı eksilmez. Kadın ona kötülükle değil, yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir. Yün keten bulur, zevkle elleriyle işler. Nasıl elleriyle işler? Sessiz kalıyorsunuz, zevkle. Ha? Zevkle. Ticaret gemileri gibidir. Yiyeceğini uzaktan getirir. Gün ağarmadan kalkar, ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir. Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır, el emeğiyle kazandığı parayla bağ diker. Giyinip kollarını sıvar, canla başla çalışır. Ticaretinin kârlı olduğunu bilir, çırası gece boyunca yanar. Eliyle örekeyi tutar, avucunda iyi tutar. Mazluma kollarını açar, yoksula elini uzatır. Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz, çünkü hepsinin iyi kat giysisi vardır. Yatak örtüleri dokur, kendi giysileri ince mor ketendendir. Kocası ülkenin ileri gelenleri ile oturup kalkar, kent kurulunda iyi tanınır. Kadın diktiği keten giysilerle ördüğü kuşakları tüccara satar. Güç ve onurla kuşanmıştır. Geleceğe güvenle bakar. Ağzından bilgelik akar, dili iyilikle öğütler. Ev halkının işlerini yönetir. Tembellik nedir bilmez. Tembellik nedir bilmez. Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar. Kocası onu över. Soylu işler yapan çok kadın var. Ama sen hepsinden üstündür der. Üstünsün der. Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur ama Rab'be saygılı kadın övülmeye layıktır. Ellerinin hak ettiğini verin kendisine, yaptıkları için kent kurulunda övülsün.
Olursa eşte ne özelliği arıyorsunuz? Ne özelliği arıyorsunuz? Bu ayetlerde en çarpıcı özellik nedir? Çalışkan. Peki Rut kitapçığına dönelim. Tekrar Rut 2:18. Rut 2:18. Rut devşirdiği başakları toplayıp bunu yüklenip kente döndü Rut. Devşirdiklerini gören kaynanasına ayrıca tarlada doyduktan sonra artırdığı başakları da çıkarıp verdi kayınvalidesine. Rut yediği yemekten geri kalanı eve götürür ve kaynanasına verir. Ne gibi bir bayan bu? Düşünceli bir bayan. Düşünceli bir bayan. Sadece kendisini düşünmüyor. Olası işte ne özelliği arıyorsunuz? Ne özelliği arıyorsunuz? 19. ayet. Naomi bugün nerede başak devşirdin, nerede çalıştın diye sordu. Sana bunca yakınlık göstermiş olan her kimse kutsansın. Herhalde Rut'un topladığı miktar arpanın çok olduğunu gördü ve şaşırdı ona. Ah, bak, çoktur. Tarla sahibinin Rut'a çok iyi davrandığını anladı bundan. 20. ayet. Naomi gelinine, Rab sağ kalanlardan da ölmüşlerden de iyiliğini esirgemeyen Boaz'ı kutsasın, dedi. Sonra şunu ekledi. O adam yakın akrabalarımızdan biridir. Bu ne demek? Boaz, Naomi'ye yakın akrabaydı. Yakın akrabalık, Tanrı'nın İsraillilere verdiği yasada ciddi bir sorumlulukları taşıyordu. Ciddi sorumlulukları taşıdı. Örnek olarak Levililere geçelim. Levililer 25. Rab, Musa aracılığıyla talimatları veriyor İsraillilere. Kardeşlerinizden biri yoksullaşır, toprağının bir parçasını satmak zorunda kalırsa en yakın akrabası gelip toprağı geri alabilir. Şart. Levililer 25:35. Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. Levililer 25:47-49. Levililer aynı bölümde 47-49. Aranızda yaşayan bir yabancı ya da geçici olarak kalan biri zenginleşir. Buna karşılık bir İsrailli kardeşin yoksullaşıp kendini ona ya da ailesinin bir bireyine köle olarak satarsa, satıldıktan sonra geri alınma hakkı vardır. Kardeşlerinden biri, amcası, amcasının oğlu veya yakın akrabalarından, ailesinden biri onu geri alabilir. Ya da yeterli para bulursa, kendisini, özgürlüğünü geri alabilir. Şimdi başka bir bölüme geçelim. Yasanın tekrarı 25. Yasanın tekrarı 25:5-6.
yakın akrabalarının sorumlularından bazıları. Yasanın tekrarı 25-5-6. Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse ölenin dulu aile dışından biriyle evlenmemeli. Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek. Onu kendine karı olarak alacak. Ona kayınbiraderlik görevini yapacak. Karının doğuracağı ilk oğul ölen kardeşinin adını sürdürsün. Öyle ki ölenin adı İsrail'den silinmesin. Bu ciddi bir sorumluluk değil mi? Böyle yapar mıydınız? Kardeşinizden biri olmadan ölür. Siz oraya gidip onun karısını alacaksınız. Şimdiye kadar Ruth yakın akrabanın sorumluluğunun ne olduğunu galiba bilmiyor. Musa'nın yasasında yazıldığı halde en büyük ihtimalle durumunun ne olduğunu bilmiyordu. Fakat Naomi aptal bir bayan, bir kadın değildi, değil mi? Hemen hepsini anlatmadı Ruth'a. Ruth ise Naomi'yi dinledi. Tekrar gidelim Ruth'a. 2:21-23. Ruth, tarladan döndüğü zaman şöyle konuşuyordu. Moablı Ruth şöyle konuştu. Üstelik bana adamların bütün biçme işini bitirinceye dek onlarla birlikte kal dedi. Naomi gelini Ruth'a kızım. Onun kızlarıyla gitmen daha iyi. Başka bir tarlada sana zarar gelebilir dedi. Böylece Ruth arpa ile buğday biçimi sonuna kadar Boaz'ın hizmetçi kızlarından ayrılmadı. Başak devşirip kaynanasıyla oturmaya devam etti. Ruth, Naomi'nin talimatlarını yerine getirdiğini daha önce görmüştük. Ruth 2:2, aynı bölüm, ikinci ayet. Bir gün Moablı Ruth, Naomi'ye şöyle dedi, izin ver de tarlaya gireyim. İyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim. Bir düşünelim beraber, Ruth kaynanasına izin ver dedi. Bak, Ruth daha önce evlenmiş bir kadındı. Bir çocuk değildi. Neden Naomi'den izin almak istedi? Yetişkin. Kendi kararlarımı verebilirim. Ruth, Allah tarafından verilen yetkililere saygı gösterdi. İtaatli bir kadın, kendi kararı belli olduğu halde bir yere gidip başak devşirecek, yemek alacak o şekilde belli bir kavram. Neden izin alıyor? Bu itaatli bir kadın kendi kararı belli olduğu halde Allah'tan gelen yetkililerin sözlerini kararlarına katar. Soruyor bir nezaket oraya. Güven kurar bu şekilde. Bu şekilde güven kurar ve sonraki kararlar için yetkililerin önceki kararlar ile ilgili haberdar olmalarını sağlar. Belki daha büyük bir karar gelecek. Nasıl bir genç, nasıl düşünüyor, akıl fikir aldı yetkililerden. Ruth bir genç bir kadın olarak kayınvalidesini bir yetkili olarak saydı. O benim büyüğüm. Genç kadınlar ebeveynlerini yetkili olarak saymalıdır.
saymalıdır. Aşırı durumlardan bahsetmiyorum. Yani bazen ebeveynler çocuklarının evliliklerine o kadar çok karışırlar ki resmen evliliklerini bozarlar. Bu yanlış. O yeni ev ayrı bir evdir. O ev, yeni ev ayrı bir evdir. Ebeveynlere saygı gösterilir. Fakat genç ailenin kararları konusunda ebeveynler yetkili değildirler. Değillerdir. Bazen bir baba kızının iradesine karşı evliliği zorluyor. Bu da yanlıştır. Bu da yanlıştır. Fakat genelde babası, annesi olası bir evliliğe dair sakıncaları ortaya koyunca erdemli bir genç kadın çok saygı göstermeli ve o nikah yapılmadan önce beraber uzun uzun konuşmalar lazım. Uzun uzun konuşmalar lazım. Söylemek istediğim şey şu: erkekler babası, annesine ve başka yetkililere saygı göstermeyen, herkesten tamamen özgür bir ruh gösteren bir kadını eş olarak düşünüyorsanız bir daha düşünün. Tekrar söyleyeyim. Babası, annesine ve başka yetkililere saygı göstermeyen, herkesten tamamen özgür bir ruh gösteren bir kadını eş olarak düşünüyorsanız bir daha düşünün. Yetkililerin sözünü dinlemeyen kadın sizin sözüne de kulak vermeyecektir. Kutsal Kitap bize mücevherden çok üstün olan bir şey sunuyor: erdemli kadın. Özellikleri nedir? Erdemli kadın çalışkandır. Kendi rahatından önce başkalarının ihtiyaçlarını düşünen, takdir eden, yetkililere saygı gösteren kadındır. Bugünkü programımıza katıldığınız için çok mutluyuz. Bugün size özel bir hediyemiz var: Yol, Gerçek ve Yaşam kitabı. Bu kitap 150'den fazla dile çevrilmiştir ve sizin için de büyük bir berekete olacağına inanıyoruz. Eğer bu kitabı ücretsiz olarak almak isterseniz, lütfen adınızı ve adresinizi ekranda gördüğünüz e-posta adresine gönderiniz. Sizden haber bekliyoruz.